Herkese merhaba. Klasifix Araştırma Departmanı'nın hazırlamış olduğu öğle yayınına hoş geldiniz. ECB'nin faiz kararını sabit tutmasına rağmen varlık alımlarını azaltmaya hızlandıracaklarını açıklamaları ve bugün itibariyle az önce Putin'in de Belarus tarafında olan görüşmelerden olumlu haberler geldiğiyle ilgili Putin'in bir açıklama yapması şimdilik doların bir miktar güçsüzleşmesine yol açtı. 1.10 üzerinde tutunduğumuz görüntüyle birlikte 1.10.38 direncini aşacak olursak 1.10.78 ve 1.11.09 Euro dolar paritesinde takip edebiliriz. Öyle Amerikan seansıyla birlikte Michigan tüketici hissiyatı beklentiler üzerinde gelmesiyle dolar bir miktar güçlenecek olursa geri çekilmelerde 1.0990 ve 1.0926'yı takip ediyor olacağız. Sterlin tarafına bakacak olursak bugün itibariyle gayri safi yurt içi hasıla beklentiler üzerinde geldi. Ekonomik büyüme, sanayi ve imalat üretiminde toparlanmalar sterlini şimdilik 1.31 seviyesinin üzerine taşıdı. Alıcılı seyrin devam etmesi durumunda 1.31.38 direnci, aşılması durumunda 1.33.12'yi takip ediyor olacağız. Dolarla birlikte, güçlü dolarla birlikte tekrar geri çekilmeler görülürse de 1.30.74 seviyesini takip edebiliriz. Türk lirasında bugün itibariyle gelen verilerle birlikte bir miktar kar satışları bizleri 13.14.70'lerin biraz üzerine taşıdı. 14.90 küsurları gördüğümüz seviyeden sonra kar satışlarıyla birlikte bugün itibariyle Türk lirasında geri çekilmeler şimdilik ağır basıyor. Geri çekilmelerin devamında 14.75 desteğini kıracak olursak 14.62 ve 14.43'ü takip edebiliriz. Tekrar alıcılı ataklarla 14.94 direncini aşacak olursak 15.20'yi izliyor olacağız. Altın tarafına bakacak olursak Putin'in yaptığı olumlu açıklamalarla birlikte en azından heyetlerin görüşmelerinden olumlu haber geldiğiyle ilgili açıklamalar altın tarafında bir miktar gevşemelere sebep oldu ve 1970'lere kadar geriledik. 1974 pivot bölgesinin aşağısında kalıcılık devam ederse 1912'yi takip edebiliriz. 74'ün üzerine aşacak ve kalıcılık sağlayacak olursak da 2037 ve 2075 seviyeleri ön plana çıkabilir. Petrol tarafında ABD'nin ve müttefik ülkelerin petrol üretici ülkelerin üretimi artırmayla ilgili yaptıkları açıklamalar ve bir miktar dünkü görüşmeler olumsuz geçse de Putin'in yaptığı bugünkü olumlu gelen haberlerle birlikte petrol tarafında çekilmeler oluyor. Şimdilik 106 seviyelerine yaklaştığımız görüntüyle geri çekilmelerin devamında 104.07 ve 102.94'ü takip edebiliriz. 106 seviyelerini 106.29 pivot bölgesinin üzerinde kalıcılık devam ederse de 108.49, 110.65 ve 112.10 direnç seviyelerini izliyor olacağız. Pozitif gelen haberlerle birlikte en azından Putin'in yaptığı açıklamalarla birlikte endekslerdeki toparlanma görüntüsüyle birlikte tekrar DAX tarafında 14.000 puanları aştık. Şimdilik 13.800'lerin üzerinde seyrettiğimiz görüntüyle birlikte 14.405 seviyesi bizler için önemli direnç kademesi olmaya devam edecektir. 13.760'ın altında kalıcılık devam ederse de 13.230 desteğini takip ediyor olacağız. Bir miktar sıkıştığındaki toparlanmayla birlikte 40.000 direncini şimdilik aştığımız görüntü Bitcoin tarafında alıcılı seyrin devam etmesi durumunda 43.920 aşılması durumunda 46.100 seviyelerini bizlere getirebilir. 40.000 seviyesinin aşağısında kalıcılık olursa da 38.720, 36.000 destek seviyelerini takip ediyor olacağız. Günün geri kalan kısmında herkese bol kazançlı işlemler dileriz.